burası İsrail'e bağlanıyoruz. Telefon hattımızın diğer ucunda Doktor Hayatan Cohen Yanar Ocak var. Moshe Dayan Merkezi Strateji ve Güvenlik için Kudüs Enstitüsü'nden. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Pandemi koşullarında iyi olmaya çalışıyoruz ama İsrail'de de çok farklı değildir muhtemelen durum. Öyle tahmin ediyorum. Gerçi size epey bir aşılama da yapıldı galiba, nüfusun azımsanmayacak bir kesimi. Ama Türkiye'de henüz hızlı başlansa da çok yeterli değil, şikayetler var bize. Ben gönüllü oldum. Aynen, gerçi ben ona. Evet. Ben bu cumartesi günü aşı oluyorum. Öyle mi? O şahaneymiş. Ben gönüllü olduğum için oldum ama. Evet. Evet, ben denek olduğum için oldum ama epey de bekledim. Bilmiyorum henüz sonuçları. Evet, İlginç. Evet. İnsanlık için çalışıyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Çok mersi efendim. Şimdi 2021'e tabii pandemiyi konuşarak girdik ama uluslararası politikada yeni değişikliklerle çok tartışma yaratacak meseleler var. En başta 2020'de Türk dış politikası epey sert bulunmuştu. Dünyada öyle izlenimler vardı. Libya'dan işte Dağlık Karabağ, Kafkasya'ya uzanan cephelerde. 2021 biraz böyle Batı ile Türkiye'nin ilişkilerinin gerildiği bir yıl oldu. Özellikle Doğu Akdeniz, Yunanistan ve hep denklemde Türkiye'nin diğer ilişkileri de sorgulandı. Özellikle bu Doğu Akdeniz'deki gaz forumu, Yunanistan, Mısır, İsrail, Kıbrıs Rum yönetiminin ilişkilerinin derinleşmesi bağlamında konuşuldu. Ve son dönemde de bir yumuşama var Avrupa Birliği için ve giderek de yükselen çağrılar var. Kilit İsrail ile ilişkilerin düzelmesi şeklinde. Sadece İsrail değil tabii, Mısır da katılıyor. Hatta Suriye'de katılanlar var ama öncelikle şunu sorarak bu uzun girişten sonra bunun imkanı var mı, mümkün mü? Bir ara büyükelçi ataması söz konusu olmuştu ama bildiğim kadarıyla bir türlü resmileşmedi de o. Ankara'nın çabaları mı var? İsrail nasıl bakıyor bu normalleşme meselesine? Okey, şöyle söyleyeyim size. Elbette ki normalizasyon gerçekleştirilebilir. Normalizasyonun gerçekleştirilebilmesi için karşılıklı güven ilişkilerinin tesis edilmesi zaruri. Hepimiz biliyoruz 2018'den beri her iki başkentte de ne İsrail elçisi ne Türk elçisi bulunmuyor. Hı-hı. Bu tabii ki devletlerin üst kademelerinde karşılıklı olarak bir şekilde siyasilerin kulaklarına fısıldanması gereken önemli cümlelerin fısıldanamadığı anlamına geliyor. Bir şekilde başkentler arasında bir kopukluk, bir güven eksikliği var. Bunun yanında da aynı şekilde toplumlarda da negatif algılar mevcut. Maalesef her iki toplum da bundan oldukça etkilenmiş vaziyette. Dolayısıyla iki ülke arasında sağlıklı ilişkiler kurulabilmesi için öncelikle elçilerin en kısa zamanda atanmasını hem öngörüyorum hem temenni ediyorum. Hı-hı. Öngörüyorum çünkü şu anda Amerika'da Biden yönetimi gelmiş durumda. Biliyorsunuz Türkiye'ye kağıtlı yaptırımları yapıldı. Türkiye bir şekilde Avrupa'dan yeni yaptırımların gelmesinden de çekiniyor. Dolayısıyla Türkiye Biden'ın gelişini benim anladığım kadarıyla kendisi için bir, kendi dış politikası için bir kırılma noktası olarak görüyor. Kırılma noktası olarak da gördüğü için bu noktadan hareketle İsrail'e bir adım atıyor. İşte çeşitli değişik sinyaller aldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üsküdar'daki açıklaması, ardından işte yine danışmanlarından gelen sinyaller vesaire. Bunlar tabii ki önemli. Önemli ancak yetersiz. Yetersiz dememin sebebi de altını çizmek istediğim nokta ikili güven. Şimdi ikili güveni zedeleyen en önemli konulardan bir tanesi ne? Evet, nedir onu diyeceğim. Şunu araya bir insert atabilir miyim? Şunun için soruyorum. Daha önce iki yıl önce büyükelçi gelmişti. Ondan öncesinde yine bir ara yoktu. Yani aslında ara ara elçiler atandığı da oldu ya da ya da atama girişimleri oldu ama tutmadı o. Nedeni de sizin işaret ettiğiniz güven ilişkisi. Nasıl tesis edilir bu güven ilişkisi? Güven ilişkisi bir de sürekli olarak özellikle Türkiye'den İsrail'e yapılan sürekli bir eleştiri, sesli eleştiri söz konusu.
Bu sesli eleştirilerin miktarı arttıkça İsrailliler, ya İsraillerden kastım İsrailli karar alıcılar, artık bu eleştirileri dikkate almamaya başladılar, samimi bulmamaya başladılar. Bence en önemli nokta bu. Yani ben hiç eleştiri olmasın demiyorum. Eleştiri elbette ki olmalı, ancak eleştiri yapıcı olmalı. Yapıcı bir eleştiri olduğu zaman karşı taraf, siz karşı tarafın yanına gittiğiniz zaman işte şunu böyle yaparsan daha iyi olur vesaire gibi bir tutumla gittiğiniz zaman, o halde karşınızdaki muhatabınızı bir şekilde kendi yanınıza çekme ve kendi arzunuzu yaptırma konusunda daha işlevsel davranmış olursunuz. Bu noktadan bundan ötürü İsrail'de özellikle Türkiye'nin çok İsrail'i çok sert eleştirmesi, bunu çok orta alanda yapması, halkların işin içerisine katılması ve en önemlisi İsrail penceresinden kuşkusuz Türkiye'nin Hamas'a verdiği destek. İsrail penceresinden tabii ki Hamas bir terör örgütü. Sadece İsrail penceresi, Amerika, yani Batı dünyası, Türkiye'nin de bir şekilde üyesi olduğu NATO blokuna göre Hamas bir terör örgütü. Dolayısıyla bu bloktan ayrı siyaset güden Türkiye, yani Batı bloğunun, Avrupa'nın, Amerika'nın ve İsrail'in Hamas konusundaki tutumu son derece ortada. Dolayısıyla burada politika değişikliğine giden Türkiye'ydi. Yine Türkiye'nin normalizasyonuna katkıda bulunabilmesi için aynı çizgi geri dönmesi bekleniyor Kudüs'teki kararlılıklar tarafından. Evet. Peki bunlar yapıldığı takdirde tabii ki normalizasyonun olmaması için hiçbir sebep yok. Çünkü şunun altını çizmek istiyorum. 1949 yılından beri ikili ilişkiler mevcut. Türkiye İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ülke. Şu anda biz işte Körfez'le normalizasyon vesaire konuşuyoruz. Yıl olmuş 2021. Biz 1949'dan beri doğru düzgün ilişki kurmuş iki ulusuz. Dolayısıyla bu ilişkilerin hatırına ve bu ilişkilerin bir şekilde geçmişi ortada ve önemli işbirlikleri de yapılmış daha evvelden. İki ülkenin ortak menfaatleri karşıt menfaatlerinden çok daha fazla. Dolayısıyla bunların üzerine gidilmeli. İsrail ulusal güvenliği içinde Türkiye'nin İsrail'le düzgün bir ilişki içerisinde olması, Türkiye'nin Amerika ile ciddi anlamda düzgün ve sağlıklı bir ilişki içerisinde olması zaruri. Çünkü Türkiye ile Amerikan ilişkileri iyi olursa bizim nazarımızda otomatik olarak bizim ilişkilerimiz de aynı frekansta gidecek. Kaldı ki bu bakış açısı anlaşılan Ankara'da da bu şekilde görüldüğü için Biden'ın gelişiyle beraber Türkiye anlaşılan İsrail'e Amerika'nın bölgedeki bir şubesi gibi yaklaştığı için önce Amerika ile olan ilişkilerini bölgedeki şubesiyle çözüp ardından da merkezle bir şekilde ilişkiyi düzeltme gibi bir şey alıyorum diyeyim, vibe alıyorum yani. Tabii ki bu İsrail penceresinden tabii ki biz kendimizi Amerika'nın bir şubesi olarak görmüyoruz ama kendimizin bu şekilde görüldüğünün farkındayız. Her ne kadar hemfikir olmasak da. Evet. Önemli bir detay bu. Peki buradan hemen iki soru geliyor aklıma. Şimdi Türkiye'de şöyle formüle ediliyor. Özellikle Türkiye'nin bu yalnızlaşma sürecinde Körfez ülkeleriyle de ilişkileri Katar haricinde, yani İhvan hattı haricinde son derece kötü hale geldiği için İsrail'de Araplarla belki yıllar sonra bir ulus devlet olarak kurulduktan sonra yıllar sonra bir normalleşme ve barışma sürecine gittiği için Türkiye'nin öneminin İsrail gözünde artık eskisi kadar olmadığı görüşleri var. Buna ne dersiniz? Hakikaten var mı doğruluk payı bu görüşlerde? Evet. Türkiye'nin özel bir yeri oldu çünkü İsrail nezdinde hep. Aynı durum var mı? Geçerli mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi elbette ki Türkiye'nin yeri önemli. Jeostratejik açıdan ve aynı zamanda da etkisi ve dini açısından.
Yani ne demek istiyorum? Türkiye Arap olmayan ama Müslüman bir ülke. Jeostratejik açıdan çok önemli bir yerde. Dolayısıyla haritaya baktığınız zaman bugün İsrail'den kalkan bir uçak, bu son imza edilmiş olan İbrahim Anlaşmaları'nın öncesinde Uzak Doğu'ya gitmek istiyor idiyse mutlaka Türk hava sahasını kullanmak suretiyle Uzak Doğu'ya uçabilecek. Ben bilerek hava sahası ve uçak metaforu üzerinden bu söylemek istediğim analizi yapıyorum. Çünkü sonunda ne demek isteyeceğimi anlayacaksınız. Şimdi aynı uçak mesela diyelim ki Rusya'ya gitmesin, Avustralya'ya gitmek istesin. Yani Güneydoğu'ya gitmek istesin. Tamam mı? Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkan bu uçak artık önce Ürdün üzerinden geçecek. Ardından Suudi hava sahasından geçecek. Sonra Emirlikler hava sahasının üzerinden geçip okyanusa açılıp direkt uçuş olarak çok daha kısa sürede Güneydoğu Asya'ya ulaşmış olacak. Ne demeye çalışıyorum? Bir başka deyişle Türkiye'nin artık İsrail penceresinden baktığımız zaman bir tekeli vardı eskiden. Bu tekelinin artık ortadan kalktığını görüyoruz. Bu uçak konusundaki metafordu ama aynı zamanda önemli bir metafor daha var burada. Bu metaforun bize anlattığı. O metafor da Türkiye'nin artık İslam dünyasında İsrail'le düzgün ilişkilere sahip, normal ilişkilere sahip yegane ülke olmadığını da bize anlatıyor. Dolayısıyla İsrail karar alma mekanizmalarında artık İsrail'in diplomasisinin elinin Türkiye'ye karşı çok daha güçlü olduğunu görüyoruz. Türkiye artık vazgeçilmez sevgilimiz olmaktan çıktı. Türkiye hala sevgilimiz, hala Türkiye'yle beraber olmak istiyoruz. Ancak Türkiye artık vazgeçilmezliğini yitirdi. Başlık verdiniz ama bana şimdi buradan hemen başlık çıktı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye hala İsrail ulusal güvenliği için çok önemli. Türkiye hala İsrail'in menfaati nedir? Türkiye ile düzgün ve iyi ilişkiler içerisinde olmak. Ancak şu anda İsrail geçmişte yapamadığı taleplerle artık Türkiye'ye gelebilecek konuma geldi bu yapılan İbrahim Anlaşmaları'yla. Nedir bu talepler? Hamas'ın desteklenmesinin son verilmesi, İsrail'e yöneltilen sözel eleştirilerin son bulması, en azından halk nezdinde yapılan eleştirilerin son bulması ve en nihayetinde de her düzgün ilişkide olduğu gibi elçiliklerin elçilerine kavuşması. Ben bu zikretmiş olduğum 3 tane parametrenin çok garip istekler olduğunu düşünmüyorum. Yani bir şekilde düzgün bir ilişki kurabilmek için karşı karşıya gelip karşılıklı saygı çerçevesinde bir şekilde ilişkilerin yürütülmesi gerekiyor. Elbette ki Türkiye'nin Filistin konusundaki hassasiyetleri varsa ki var, bunu hepimiz biliyoruz. O halde Türkiye bunu diplomatik kanalları kullanmak suretiyle İsrail'i muhataplarıyla bunu görüşür. Beğendiği yönleri, beğenmediği yönleri açık bir şekilde ortak masaya koyar. Gerekirse gerekli mekanizmalar kurulur ve Türkiye Filistin'e şu anda yapmış olduğu yardımlardan çok daha fazla yardım yapma şansına erişebilir. Eğer İsrail'le güzel ve düzgün ve saygılı bir şekilde bir düzleme gelmeye okey ederse. Bence bu her iki ülkenin de çıkarına, İsrail'in de omuzundan yük kaldıracaktır bu. Hem Türkiye ile sürekli olarak sürtüşmekten kurtulmuş olacaktır. Aynı zamanda da Filistinlilerin yaşam kalitesi yükselecektir. Filistinlilerin yaşam kalitesi yükseldiği zaman da kaybedecek bir şeyleri olan bir halk konumuna gelecekleri için şiddet opsiyonuna daha az yelteneceklerini düşünüyorum. Dolayısıyla bu bir kazan kazan olacaktır. Kim için kazan kazan olacaktır? Filistinliler için, İsrail için, Türkiye için. Bakın şu anda Doğu Akdeniz'de işte Türkiye'nin yalnızlığından söz ediyor herkes. Türkiye kendi kendini Türkiye yalnızlığa itti. Kimse Türkiye'yi yalnızlığa itmedi. Türkiye kendi dış politikasının sonuçlarıyla Mısır'la olan ilişkilerini asgari düzeye indirdi. Türkiye kendi aldığı kararla İsrail'le olan ilişkilerini en düşük seviyeye indirdi. Tabii ki Kıbrıs meselesi çok eski bir mesele. Burada işte Türklerin
Kıbrıs Türklerinin çıkarları var vesaire. Biz bunları biliyoruz ama yıllardır bu coğrafyada yaşamış ve var olmuş ülkelerin davranış tipolojisine baktığımız zaman hiçbir zaman Mısır ve İsrail hiçbir şekilde Türkiye'yi karşılarına almamak için Kıbrıs ve Yunanistan'ın yanında asla saf tutmadı bugüne kadar. Evet. Yani şu anda Doğu Akdeniz'de bir ittifak varsa ve bu ittifakın ana nüvesinin merkezinde Türkiye'nin penceresinde sanki Türkiye karşıtlığı varsa çok ironik ama bunun maalesef müsebbibi Türkiye. Türkiye. Çünkü evet mimari Türkiye. Çünkü bakın ben devletleri bir kenara koyalım. Ben devletleri bir kenara koyuyorum. Biz bir arkadaş grubuyuz. Ben sizinle daraldım. Siz bana işte siz beni sürekli iğneliyorsunuz. İşte iki arkadaş yemeğe gidiyorsunuz, beni çağırmıyorsunuz. Benim burada ilk başta ben sizinle olan ilişkimi düzeltmeye çalışıyorum. Baktım ki ben sizinle ilişkimi düzeltemiyorum. O halde ne yaparım? Ben yeni arkadaşlar ararım etrafta. Bir bakarım işte Ceyda Hanım olmuyorsa Fatma Hanım'a giderim. Fatma Hanım benimle arkadaş olmak istiyor mu? Evet. Fatma Hanım benimle arkadaş olmak istiyor. Üstelik hemen yanında da Neslihan Hanım var. Çünkü Fatma Hanım'ı alana Neslihan Hanım bedava. Kıbrıs'ı alana Yunanistan bedava. Değil mi? Demek ki İsrail penceresinden baktığımız zaman bu bir denge siyaseti. Evet. İsrail'i Kıbrıs'ın koluna iterseniz yanına Yunanistan gelir. Yani bu budur. Yani bizim insan ilişkilerimizde de ilkokuldan beri içinde bulunduğumuz insan ilişkilerinin temelinde yatan budur. Dolayısıyla şu anda bizim vitesi geri saymamız zor ancak imkansız değil. Neden imkansız değil? Çünkü İsrail'in karar alıcıları realist. Realizm ne demek? Realizm ülkelerin menfaatlerine göre karar vermek demek. Realizm demek kısa vadeli düşünmeyip 10 sene sonra, 20 sene sonra düşünüp ülkelerin grand strateji yani günlük taktik hareketler üzerine değil uzun vadeli olarak siyasetlerini dizayn etmelerinin gerektiğinin bilincinde olan bir yönetim var burada. Buradaki think tankler ki ben de bu think tanklerin içerisinde bir araştırmacıyım. Bizim araştırmalarımız hep bunun üzerine. Evet. Yani İsrail bundan 5 sene sonra nerede olacak? 10 sene sonra nerede olacak? Bu bir satranç. Evet. İlla karşı tarafı mat etmemiz gerekmiyor bu oyunu oynamamız için. Önemli olan mat edilmemek. Önemli olan en fazla yararı hangi hamleler sonucu kazanacağız? Bunun üzerine bizim konuşmamız gerekiyor. Dolayısıyla İsrail'deki karar alıcılar bu konuda realist oldukları için ve ülke menfaatlerini kendi ideolojik sempatilerinin önüne geçirdikleri için ben İsrail-Türkiye ilişkilerinde zikretmiş olduğum parametrelerin karşılanması durumunda İsrail'li karar alıcıların buna oldukça sıcak yaklaşacaklarını düşünüyorum. Tekrar edeyim, İsrail ile Türkiye'nin iyi ilişkiler içerisinde olması İsrail'in ulusal güvenliği için elzemdir. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Başka sorularım da vardı ama vakit kalmadı artık. Bitirmem gerekiyor. Hatta şarkıyı da attım. Halbuki Asaf Avidan'dan çok da güzel bir şarkı seçmiştim. Artık yarın çalarız diyelim onu. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim bana yer verdiğiniz için. Görüşmek dileğiyle diliyorum. Rica ederim. Rica ederim efendim. Evet, bugün şarkı çalıyor muyuz? Çocuklar yarıda kesmeyin ama sonra arkadaşlar çalalım diyorlar. Asaf Avidan'dan bir şarkı seçmiştim sizlere. Neyse çalarlarsa artık diyelim. Yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşçakalın diyelim. Hay Eytan Cohen, Yanar Ocak'la konuştuk. Moşe Dayan Enstitüsü'nden Türk-İsrail ilişkilerini değerlendirdik. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın efendim.